Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Bugün sizlere beyin sisinden bahsetmek istiyorum. Özellikle son yıllarda adını daha da sık duymaya başladığımız bir fenomen aslında beyin sisi. Net bir tanısı ve net bir tedavisi henüz yok. Ancak bazı semptomlarla kendini gösterebilen ve bazı yardımcı dokunuşlarla güzel sonuçlar alınabilen bir tablo beyin sisi. Beyin sisi nedir? Beyin sisinin semptomları arasında odaklanmada güçlük, akıcı konuşmada zorluk, hatırlamada güçlük ve bazı hafıza sorunları, o zihin berraklığında, zihin keskinliğinde bazı problemler olması, sürekli dalgın, bir şeyleri unutan ve bazı şeyleri kavramada güçlük ortaya çıkmaya başlaması, orta düzeyde depresyon ve bilinç bulanıklığıyla seyreden bir tablo. Özellikle pandemiden sonra birçok insanda bu enfeksiyonu geçirmeden önce böyle değildim. Ancak enfeksiyon geçirdikten sonra artık eskisi gibi zihnim berrak değil, algılamamda problem var, hatırlamamda problem var gibi birçok şikayetle günümüzde karşılaşıyoruz. Ancak bunun dışında da beyin sisine sebep olan birçok faktör var. Bunlar arasında vücudun dehidrate kalması, bazı elektrolitleri kaybetmesi, bazı gluten ve süt ürünlerine maruziyet gibi beslenme problemleri, geçirgen bağırsak veya bağırsakta herhangi bir inflamasyon varlığı veya bağırsakta kandida ve sibo gibi bazı problemlerin varlığı, bazı mikrobesin eksiklikleri, özellikle uyku problemleri, kronik stres gibi bazı durumlar, geçirilmiş bazı enfeksiyonlar rol oynayabilir. Bunları kısaca detaylandıracak olursak, özellikle gluten hassasiyeti varsa, vücutta glutene karşı bir yanıt söz konusuysa veya süt ürünlerine karşı bir yanıt söz konusuysa bağırsakta sürekli bir inflamasyon olacaktır. Bu bağırsaktaki inflamasyon beyin bağırsak aksı dediğimiz beynimizle bağırsağımız arasındaki bazı bağlantı yollarıyla beynimize kadar ulaşabilmekte ve beyinde bir nöroinflamasyon yaratabilmekte. İşte beslenme problemleri beyin sisinden korumada en önemli sebeplerden bir tanesi. Özellikle yine paketli gıdalardan zengin beslenmek, rafine şekere maruz kalmak gibi beslenme tarzı da ve fast food tarzı beslenme de bu bağırsaktaki inflamasyonu daha da tetikleyecektir ve beynin beslenmesini de etkileyecektir. Ayrıca daha önce geçirgen bağırsak videosunda da anlattığım gibi bağırsak epitelinde eğer bir problem söz konusu konusuysa ve bağırsak vücudumuza giren birçok toksini içeriye geçiriyorsa bu da nöroinflamasyona sebep oluşturacaktır. Artık biz günümüzde geçirgen beyin kavramını da kullanmaya başladık. Yani leaky gut kullandığımız gibi, geçirgen bağırsak kullandığımız gibi leaky brain kavramını da günümüzde kullanmaktayız. Normalde beyin dokusu kan beyin bariyeriyle ayrılan ve korunaklı bir dokudur. Ancak biraz önce de dediğim gibi bağırsağınızdaki inflamatuar sitokinler beyne kadar geçebilmekte. Yani dolayısıyla beynimizin bir kan beyin bariyeriyle ayrılmış olmasında çok da bir esprisi kalmıyor. Çünkü bu sitokinler beynimizle bağırsak arasındaki birçok bağlantı mekanizmasıyla beyne kadar ulaşabilmekte. Yine eğer ince bağırsakta SIBO tablosu söz konusuysa, yani patojen bakteriler aşırı miktarda ürediyse veya kandida mantar enfeksiyonu söz konusuysa bu bakterilerin veya mantarların salgıladıkları bazı maddeler de bu beyin sisine sebep olabilmekte. Zaten bu bakteriler özellikle bir de şekerden zengin besleniyorsanız, basit şekerden, rafine şekerden zengin besleniyorsanız fermentasyon yapacaklardır ve bu fermentasyon sonucunda ürettikleri maddeler de beyin sisini tetikleyebilmekte. Dolayısıyla beynimizle bağırsağımız arasında çok ciddi bir bağlantı söz konusu. Beyin sisine sebep olan faktörlerin en başında bağırsak sağlığı gelmekte. İkinci faktör geçirilmiş enfeksiyonlar veya bazı hastalıklar. Bu geçirilmiş enfeksiyonlar arasında özellikle biraz önce de anlattığım gibi COVID sonrası özellikle post-COVID dönem olarak isimlendirdiğimiz etkileri uzun süre kalabilen birçok antite artık gösterilmekte. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi. Özellikle beyin fonksiyonlarında problem yaşayan birçok insan hala yıllar geçmesine rağmen gözlenebilmekte. Onun dışında diyabet gibi örneğin bir kronik hastalığı olanlar veya vücudunda inflamatuar bazı hastalıkları olanlarda da beynin kanlanması bozulacağı için ve beynin beslenmesi bozulacağı için de beyin sisi görülebilmekte. Çünkü kan ne kadar şekerden zenginse dokuların beslenmesi o kadar bozuluyor. Diyabet hastalarında da beyin sisini oldukça yaygın görmekteyiz. Diğer beyin sisine sebep olan faktörler arasında uyku problemleri yer almakta. Uykuda özellikle glimfatik sistem dediğimiz bir sistem aktif oluyor ve vücudumuzda otofaji meydana geliyor. Yani vücudumuz eski hücrelerden temizleniyor. Vücudumuzdaki toksinlerden arınma anlamında uyku bizim için çok kıymetli. Onun dışında da beyin omurilik sıvısının uyku sırasında temizlendiği, beynin de kendi kendini temizlediği gösterilmiş. Dolayısıyla uyku sağlığının bozuk olması da beyin sisi için en önemli sebeplerden bir tanesi. Bir diğer beyin sisi sebebi ise kronik stres. Hem vücutta sürekli kortizol varlığının yarattığı beyindeki nöroinflamasyon hem de uyku sorunlarına da sebep olabileceği için dolaylı yoldan beyin sisine katkıda bulunuyor kronik stres. Onun yanında özellikle otoimmün hastalığı olan olanlarda da beyin sisini oldukça yaygın görmekteyiz. Bunlar arasında Hashimoto tiroiditi de önemli. Çünkü tiroid özellikle hipotiroidi bütün metabolizmada yavaşlamaya sebep olabileceği gibi aynı zamanda beyinde de bir yavaşlamaya sebep olacaktır. Ayrıca romatizmal hastalıklar gibi diğer otoimmün hastalıklara da sahip olanlarda da beyin sisini çoğunlukla bir arada görmekteyiz. Beyin sisine sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesi de detoksifikasyon mekanizmalarındaki problemler. Daha önce yayınladığım metilasyon döngüsü videosunda da bahsetmiştim. Metilasyon çarklarımız doğru çalıştığı takdirde amonyum
amonyak üre dönüşümünü de gerçekleştiriyor. Amonyak vücutta eğer yeteri kadar üreye dönüşemezse vücutta amonyak miktarı artar ve bu da beyinde beyin sisine sebep olur. Detoksifikasyon mekanizmalarında da daha önce özellikle süper besinler videosunda anlattığım gibi faz 1, faz 2 ve faz 3 reaksiyonları söz konusu. Bütün bu amaç yağda eriyen toksinleri suda erir hale getirmek ve idrarla, terle, gaytayla birlikte atabilmek. İşte sizin karaciğerde faz 1 reaksiyonları ne kadar iyi çalışsa da, faz 2 reaksiyonları ne kadar iyi çalışsa da, örneğin metilasyon da faz 2 reaksiyonlarından bir tanesi, son aşama olan sistem çalışmıyorsa, yani siz toksinleri idrarla birlikte atamıyorsanız, gaytayla birlikte atamıyorsanız, yani kabızlığınız varsa ve terle birlikte atamıyorsanız, yani terlemiyorsanız, sedanter bir hayat sürüyorsanız da bütün bu vücutta biriken toksinler de beyin sisine sebep olmaktadır. Bu nedenle detoksifikasyon sistemlerinin de mükemmel bir şekilde çalışması gerekiyor ki beyin sisine sebep olmasın. İşte bu detoksifikasyon sistemlerinin doğru çalışması için ve beyin sisinden korumak için de bazı mikrobesinler görev almakta. Bu mikrobesinlerin eksiklikleri de beyin sisine sebep olabiliyor. Yani B12, folik asit gibi bazı vitaminlerin eksiklikleri, magnezyum ve çinko eksikliği gibi bazı şeyler de beyin sisini tetikleyebilir. Genel olarak beyin sisinin sebepleri bu şekilde. Gelin bir de beyin sisinde faydalı olabilecek desteklere kısaca bir değinelim. Beyin sisinde faydalı desteklere, yani takviyelere geçmeden önce bir de yaşam tarzı değişiklikleri var. Aslında önce ondan bahsetmek lazım. İşte sebepler arasında saydığım nedenlerin çözümlerinde yatan bu yaşam tarzı değişikliklerine göre öncelikle uykumuzu düzenlememiz lazım. 2. Stres yönetimini sağlayabilmemiz lazım. Bunu gerek sporla, ibadetle, meditasyonla veya bazı nefes egzersizleriyle stres yönetimini sağlayabilmek lazım. Daha önce anlattığım psikobiyotikler videosunu da izlerseniz bazı psikobiyotikler de bu stres yönetiminde faydalıydı hatırlarsanız. Onun dışında bağırsağı öncelikle onarmak lazım. Yine bağırsaktaki 4T protokolü, geçirgen bağırsak ve SIBO ile ilgili çeşitli videolarım geçmiş videolar arasında bulunuyor. Bağırsağı onarmak, eğer epitelde bir problem varsa önce geçirgen bağırsağı düzeltmek, sonra bağırsağın florasını düzeltmek, sonra SIBO varsa SIBO'yu düzeltmek ve beslenmeden de rafine şeker, trans yağlar, süt ürünlerini çıkarmak ve lifleri özellikle beslenmeye dahil etmek. Gerek bunu besinlerle dahil etmeniz lazım, gerekse besinlerle yeterli miktarda alamıyorsak da prebiyotik lifleri beslenmemize dahil etmeliyiz ki kabızlık sorunundan öncelikle korunmalıyız. Yani ne dedik? Önce detoksifikasyon sistemleri çalışmalı ve öncelikle vücuttaki atıkların çıkış kanalları olan gayta, ter ve idrar mekanizmaları doğru çalışıyor olması lazım. İdrar mekanizmasını çalıştırabilmek için de bol sıvı tüketmek yine vücudumuzdaki detoksifikasyon için önemli. Bol bol terlemek ve egzersiz yapmak da yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri arasında yer alıyor. Peki beyin sisinde faydalı olabilecek takviyeler neler? Öncelikle ne dedik? Beyin fonksiyonları için ve vücudumuzdaki metilasyon sistemlerinin çalışması için, yani amonyak üre dönüşümünün gerçekleştirilerek vücuttaki toksinlerden arınabilmek için öncelikle metilasyon çarklarının doğru çalışıyor olması lazım. Burada da en önemli vitaminler B12 ve folik asit. Daha önce çeşitli videolarda da defalarca anlattım. Toplumda maalesef B12 ve folik asit depoları birçok insanda diplerde. Biz B12'yi bırakın normal aralıkta optimal seviyede tutmayı öneriyoruz. Her ne kadar 200 ile 1000 arası B12 değeri olarak normal olsa da biz 700-800 civarında optimal aralıkta B12'yi tutmayı amaçlıyoruz. Yine folik asitte 17-20 civarında tutmak özellikle bu metilasyon sisteminin doğru çalışması için önemli. Yine metilasyon çarklarının doğru çalışması için çinko gibi, magnezyum gibi temel bazı minerallere de ihtiyaç var. Yine bunun yanında D vitamini seviyemizin optimal aralıkta olması lazım. Yine D vitamini videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Biz ne öneriyoruz? D vitamini 50'nin üzerinde olmasını hep önermekteyiz. D vitamini depoları da boşsa bu da beyin sisini tetikleyebilen en önemli faktörlerden bir tanesi. Yine beyni desteklemek için elimizde bazı güçlü takviyeler daha var. Bunlardan bir tanesi ginkgo. Özellikle lipozomal ginkgo biloba, fosfatiserinle güçlendirilmiş bir ginkgo takviyesi vücutta nitrik oksit üretimini artırır ve beynin kanlanmasını destekler. Beyin daha iyi kanlandıkça beynimizdeki detoksifikasyon mekanizmaları da daha iyi çalışacaktır ve beynin beslenmesi de arttığı için kognitif rezerve katkı sağlamış oluruz. Ayrıca fosfatilkolin, fosfatiserin ve sitkolin gibi bazı yardımcı bileşenler de beyni desteklemek için çok önemli destekler. Magnezyumlar arasında da magnezyum L-treonat formu beyni destekleyen ve beyin fonksiyonlarında anlamlı bir şekilde fayda gördüğümüz bir magnezyum takviyesi. Evet, magnezyum kullanmamız lazım ama magnezyumu da beyne de ulaştırabilmemiz lazım. Her magnezyum maalesef beyne ulaşamayabiliyor. Bazı magnezyumlar kas dokuya daha iyi geçerken bazı magnezyumlar beyne daha iyi geçiyor. İşte bu beyne daha iyi geçen magnezyumlardan en önemlisi de magnezyum L-treonat. Yine daha önce unutkanlığı unutun videosunda da bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Son olarak beyin destekleri arasında da beynin enerji yakıtlarından bahsetmek istiyorum.
Biliyorsunuz beyin bizim en çok enerji harcayan organımız. Yani sürekli çalışan, aynı kalp gibi, iskelet kasımız gibi sürekli çalışan bir organımız beyin dokusu. Dolayısıyla enerji ihtiyacı da bir o kadar fazla. Beyni mitokondriyal anlamda, yani enerji anlamında destekleyebilmek için de en önemli takviyelerden bir tanesi Coenzim Q10. Coenzim Q10'un özellikle post-Covid'den de koruyucu olduğu, Covid sonrası yorgunluk, halsizlik gibi problemlerde de fayda sağladığı gibi yine beyin sisinde de anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Ayrıca beyni besleyen en önemli yakıtlardan bir tanesi de keton cisimcikleri ve vücutta keton üretimini destekleyen en önemli maddelerden bir tanesi de orta zincirli yağ asitleri, MCT dediğimiz yağ asitleri. Yine MCT takviyeleri de beyine keton desteği sağladığı için ve beynin beslenmesini artırdığı için beyin sisinde kullanılabilecek takviyeler arasında yer alıyor. Evet, beyin sisiyle ilgili temel olarak bahsedeceklerim bu kadar. Beyin sisinin sebepleri ve yapılabilecek bazı doğru dokunuşlardan bahsetmeye çalıştım. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafınca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız gelecek videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.